Bu hafta gelen bütün içeriği tamamen incelemiş olalım. Etkinliklerimizin tamamını, buradaki etkinliklerimizin tamamını incelemiştik zaten. Başlıca güncelleme notları biraz yaklaşalım. Evet, ve inceleyelim. Yeni adalar Grandia ve Papua Kriniya eklendi. Papua Kriniya ve Grandia adaları Black Desert'ın diğer içeriklerinden farklı olarak biraz daha huzurlu içeriklerle süslenmiş yerlerdir. Aynı zamanda savaşmaktan ve servet biriktirmekten sıkılan maceracılar için bir yer olduğunu da söylemiştik, değil mi? Maceracıların bu uzak adalara giderek bedenlerini ve ruhlarını dinlendirmelerini diliyoruz. Bunun yanı sıra karakter orijinal görünümüyle Papua Kriniya adasına varış yaptığında aslında yapacakları oldukça kısıtlı. Ancak dönüşerek topluluğa karışmayı başardıklarında bu zamana kadar deneyimledikleri çeşitli içeriklere de giriş yaparlar. Maceracılar bakarsınız bir Papua öncelikli davranarak sizinle konuşmaya başlar. Papua Kriniya adasında uyumakta olan birçok sırla dolu bir yer. Önümüzdeki süreçlerde ortaya çıkacak birçok maceraya hazırlamak için onların güvenini kazanmakta fayda var. Adadan çeşitli ekran görüntüleri, başta Grandia ve sonrasında Papua Kriniya adasından bazı görüntüler. Ahipler uzun bir süre önce Odelita'ya kaçtıktan sonra, pardon, Kamasilya'nın başkenti Grana Limanı'na, Grandia'ya yeniden açıldı. Daha da uçsuz bucaksız, engin bir dünyanın bir köşesinden saf olmanın yanı sıra oldukça da dürüst olan papular ve su samurlarının doğduğu ada Papua Kriniya Adası bize bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Papua Kriniya Adası Kamasilya'nın batı tarafında konumlandırılmış bir yer. Burası Grandia, gördüğünüz gibi Grana'nın hemen güneybatısında, pardon. Papua Kriniya ise Ronans Ormanı'nın hemen batısında yer alıyor. Devam edelim. Kamasilya'nın başkenti Grana Limanı'ndan Grandiana'nın kuzeyine doğru yol aldığınızda kolaylıkla ulaşabilirsiniz Papua Kriniya adasına. Su samuru toplulukları hayatta kalmak adına Milenyum Savaşı dedikleri muazzam bir kavgaya tutuştular. Bununla birlikte Papulara yardım ederseniz su samurları, Kryoniak generali ile su samurlarına yardım ederseniz Papua İmparatoru Papuraora ile dostluğunuz azalır ve iki tarafın arası kötüleşir. Papuraora İmparatoriçesi ve Kryoniak generali ile dostluk eksi 2500 olduğunda Papu ve su samurları ile sohbet edemezsiniz. Yani karşılıklı taraflar olarak düşünelim bunları. Papua Kriniya Adası'nın sahipleri Papu ve su samurları mevcut kıtada karşılaşabildiğiniz arkadaşların aksine uzun zamandır izole oldukları için resmi dili konuşamıyorlar. Normal karakter görünümleriyle onlarla konuştuğunuzda pa, pu veya kuik kuik seslerini duyabilirsiniz. Ve ekran görüntülerinde samurların ve papuların yer aldıkları çeşitli küçük etkinlikleri görüyorsunuz. Papular ve su samurlarının gerçek bir üyesi olmak için onların görünümüne dönüşmeniz gerekir ve bu yöntem yalnızca Lamute çetesi tarafından biliniyor. Papua Kriniya adasındaki 99,9 milyar değerindeki hazineye sahip olmak isteyen Lamuta çetesinin üyesi olabileceğiniz Papua Kriniya adasındaki Milenyum Savaşı ile Papular ve su samurlarının dünyasına katılabileceğiniz Papua Kriniya görevleri eklendi. Bu görevde level 58 ve üzeri karakterler ile kara ruhtan Papua Kriniya sana özel nefes kesen hediye görevi alınarak Grandia ve Papua Kriniya adasındaki macerasına başlayabilirsiniz. Papua Kriniya görevleri Lamuta çetesi macera günlüğüyle yapılmakta olup Lamuta çetesi macera günlüğü Grandia, Papu ve Su Samurları bölümleri olarak ayrılmıştır. Macera günlüğünü sırayla tamamlarken Papu ya da Su Samuruna dönüşebileceğiniz dönüşüm kitabını elde edebilirsiniz. Papua Kriniya görevi
görev listesi O'dan tavsiye edilen görevler kısmında Okyanus Çağı Papua Kriniya başlığından kolayca bulabilirsiniz. Lamute çetesi Karabulut dönüşüm sözlüğü ile aşağıda belirtilen Pabu ve su samurlarına dönüşebilirsiniz diye her bir taraftan 6 adet dönüşülebilecek savaşçı, büyücü, rahip şeklinde köylü, okçu gibi çeşitli sınıflar var. Yukarıda belirtilen dönüşüm kitapları bir günlük ve kalıcı olmak üzere iki çeşittir. Mevcut görevlerle elde edilebilen kalıcı dönüşüm kitabı aşağıdaki gibidir. Cesur Çam Savaşçısı dönüşüm kitabı veya Yiğit Salyangoz Savaşçısı dönüşüm kitabı ile Ölümsüz Hurma Şövalyesi dönüşüm kitabı ile Yenilmez Yengeç Şövalyesi dönüşüm kitabı. Yukarıda belirtilen dönüşüm kitaplarını kaybederseniz macera günü aracılığıyla elde ettikten sonra NPC Benz Moana veya Benz Morito'dan ki Lamita çetesi Benz parası ile takas ederek elde edebilirsiniz. Bir günlük dönüşüm kitabını Papua Kriniya görevleri yapılırken kabul edilebilen Milenyum Savaşı için baskın görevleri aracılığıyla elde edebilirsiniz. Panipani köylüsü ve Kuekiti Trumpiti Ay Köylüsü dönüşüm kitabı Papua Kriniya, Papua dostu Moana ve Papua Kriniya su samuru dostu Morio görevi tamamlandıktan sonra NPC Benz Moana veya Benz Morio dükkanlarından 100 bin gümüş para karşılığında satın alınabilir. Papuraora adası ve Kryoniak adasındaki NPC'ler ile sohbet ederek bilgi edinebilirsiniz ve görev yaparken mutlaka yukarıda belirtilen 6 papu ve su samuru türüne dönüşmeniz gerekmektedir. Karabulut dönüşüm sözlüğü ile ilgili araştırmalar henüz tamamlanmamış olup dönüşmüş durumdayken zıplama ya da geri hareket yapılamaz. Yüzerken otomatik olarak dönüşmüş durumdan çıkılacağı için dikkatli olmanız gerekmektedir. Dönüşülen her bir papu ve su samurunun sahip olduğu beceriler farklıdır. Dönüştükten sonra sağ alt köşeden kontrol edebilirsiniz. Her bir dönüşüm kitabı papular ve su samurları ile göz göze gelmeden yalnızca belirli bir konumda kullanılabilir. Dönüşüm kitabına sağ tıkladığınızda çıkan ışık sütunundan kolayca kontrol edebilirsiniz. Papular ve su samuruna dönüşerek karşı tarafın adasına geçildiğinde muhafız saldırısına maruz kalındığı için dönüşüm sihri bozulur. Karşı adanın NPC'leriyle de sohbet edilemez. Papu ya da su samuruna dönüştükten sonra hareket ettiğinizde toz efekti oluşur. Papu Kriniya görevi yapılırken alınabilen Milenyum Savaşı için yengeç eğitimi görevinde toplam 5 gündür ve kanlı kum saatinde bulunan papulardan NPC Benz Moana ve su samurlarından NPC Benz Morio'dan alınabilir. Milenyum Savaşı için yengeç eğitimi görevi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur demiş. Gördüğünüz gibi 5 gün görevler papu ve su samurları için ayrı ayrı ve sıra sıra Çam Savaşçısı, Hurma Şövalyesi, Hünnap Rahibi, Damla Büyücü ve Kestane Okçusu papuları için, su samurları için ise Yi Salyangoz Savaşçısı, Yenilmez Yengeç Şövalyesi, Kutsal Deniz Ayarı Rahip, Yıkım Balon Balığı Büyücü ve Vahşi İstakoz Cengaver şeklinde 5 gün görevleri mevcut. Yengeç çeşitleri ise Budala, Sıkıcı, Akıllı, Sıra Dışı ve Kanlı Yengeç diye gün be gün isimleri değişiyor. Her bir görev gerçekleştirilirken Kanlı Kum sahilinde bulunan NPC Benz Moana ve Benz Morio ile sohbet ederek bir günlük dönüşüm kitabı alabilir. Yengeç görevlerinin zorluğu arttıkça bir günlük dönüşüm kitabının sayısı da artar. Örneğin 3. gün akıllı yengeç görevi yapılırken Cesur Çam Savaşçısı, Ölümsüz Hurma Şövalyesi ve Kutsal Hünnap Rahibi bir günlük dönüşüm kitabını NPC'ler aracılığıyla elde edebilirsiniz. Milenyum savaşları için yengeç eğitimi görevleri papular ve su samurları için aynı anda yapılamaz. Bir tarafın görevi yapılırken görev tamamlandıktan sonra veya vazgeçildikten sonra diğer tarafın görevi yapılabilir. Her bir baskın görevini tamamladığınızda 5 tür papu savaşçısı veya 5 tür su samuru savaşçısı unvanını elde edebilirsiniz.
Aynı hedefi paylaşan maceracılarla parti oluşturarak Papu Savaşçısı veya Susamuru Savaşçısına dönüştükten sonra her bir savaşçının sahip olduğu beceriyi kullanarak çeşitli saldırılar gerçekleştirebilirsiniz. Normal bir karakterle eğitimde kullanılan yengeçlere saldıramazsınız. Bu yüzden mutlaka dönüşmeniz gerekmektedir. Grandia ve Papua Kriniya günlük görevlerine görevler penceresi üzerinden O'dan tekrarlanan sekmesi üzerinde level 58 Grandia ve Papua Kriniya başlığı altında kolayca ulaşabilirsiniz. Papua Kriniya adasındaki anakarada bulunmayan nadir canlılar keşfedildi. Tembel kaya ruğu, tembel bulutlu yağmur mantarı. Yukarıdaki canavarlar tabiatın içinde doğal ortamdan pek fark edilmez. Bunlar normal karakterlere tepki vermez. Yalnızca papular ve su samurlarının saldırılarına tepki verirler. Ve aşağıda belirtilen 3 yeni paranın tedavülü başladı. Lamute çetesi, Benz parası, gökkuşağı çiçek para ve gökkuşağı kılıç para. Lamute çetesi Benz parasını Grandia günlük görevleri aracılığıyla elde edebilir ve Benz Lamute NPC'sine götürdüğünüzde gökkuşağı çiçek para veya gökkuşağı kılıcık para ile birebir takas edebilirsiniz. Gökkuşağı çiçek para ve gökkuşağı kılıcık para Papu ve su samurlarına ait paralardır. Papuraura adası ve Kriona adası görevlerini tamamlayarak elde edebilir. Halihazırda gökkuşağı çiçek para veya kılıcık para ile elde edilebilen eşyalar aşağıdaki gibidir. Panipani'yi köyü şefi Benito ve Lemuta çetesi Benz Moana ile takaslıyorsunuz bunları. Papu sevgisi dolu çiçek, Kutsal Ünnap Rahibi dönüşüm kitabı ve Kutsal Damla Büyücü dönüşüm kitabı kalıcı olarak elde edebileceksiniz bu iki kitabı. Ayrıca balık pazarındaki Jabo ve Lamunte çetesi Benz Morio'da takas aracılığıyla sevgi dolu kurutulmuş balık ve Kutsal Deniz Uyarı Rahip dönüşüm kitabı ile Yıkım Balon Balığı Büyücü dönüşüm kitabı elde edebilme şansına sahip olacaksınız. Toplamda 4 adet kalıcı kitap var. 2 tanesi Samur dönüşümleri için, 2 tanesi ise Papu dönüşümleri için kullanılıyor. Papua Kriniya adasında görev yapılırken aşağıdaki ünvanları elde edebilirsiniz. Papu için sahtekar, Papuni altın çağını haykıran, pat diye sapla pu diye çıkar ve zaferin meyve savaşçısı ünvanlarını alacaksınız. Su samuru için de fıldır fıldır su samurları, su samuru askeri öğrencisi ve su samuru savaşçısı adında ünvanları elde edebileceksiniz. Grandia NPC'si ve Papua Kriniya Adası'nın NPC'si ile bilgi konusu ve ilgili bölgeye yeni genel ticaret eşyaları eklendi. Serni Denizi ve Elsana Denizi yolu açıldı. Serni ve Elsana Denizlerine akıntı eklendi ve akıntı en fazla 20 olacak şekilde ayarlanmış. Grandia bölgesinde gemi lisansı Eperia Kalyon, Lamuta çetesi özel gemisi elde edebileceğiniz Papua Kriniya görevi eklenmiş ve bu görev Papua Kriniya görevlerinden Papua Kriniya Lamuta çetesi görevi tamamlandıktan sonra Grandia limanındaki NPC Benz Ruben'den alınabilir. Lamuta çetesi Kalyon, Eperia Kalyon ile aynı özellikler. Ve geldik son kısma. Başlıca güncellemeler. Papua Kriniya Adası Milenyum Savaşı başladı. Papua Kriniya Adası'ndaki Papu ve Su Samurları arasında Milenyum Savaşı yeniden canlandı. Su Samuru ve Papular her gün rastgele 3 sunucuda Papua Kriniya Adası'nın merkezinde bulunan kanlı kum sahilinde savaş başlatırlar. Milenyum Savaşı başladığında hedef sunucudaki tüm maceracıların görebileceği şekilde oyun ekranının üst kısmında savaşın başladığına dair bir bildirim mesajı belirlenir ve maceracılar Papu ya da Su Samuru'na dönüşerek tarafını belirler ve karşı taraftaki Papu ya da Su Samuru'larını mağlup edebilirler. Mağlup edildiğinde elde edilen ganimetler gökkuşağı kılıçık para ve gökkuşağı çiçek para ile takas edilebilir. Gördüğünüz bildirim mesajı bu şekilde. Papu ve Su Samurları kısa bir ateşkesin ardından tekrar silahlarını kuşandılar. Papua Kriniya görevini tamamlayarak dönüşüm kitabı elde eden maceracılar da artık Su Samuru ve Papuların güvenini kazanarak onlarla birlikte savaşa katılabilecekler. Savaş başladığında hedef sunucuda alarm çıkacak ve
Savaşa katılacak maceracılar Papua Kriney Adası'nda toplanacak ve Papua'ya da su samuru kılığına girerek karşı tarafa savaşacak. Bir kez başlayan savaş yaklaşık 20 dakika sürecek. Bu süre boyunca maceracılar karşı tarafın askerlerini devirerek ganimet elde edebilecekler. Burada elde edilen ganimetler takas yoluyla gökkuşağı kılıç para ya da gökkuşağı çiçek parayla takas edilebilecek. İki tarafın onur ve gururlarını ortaya koyduğu bu acımasız savaş, gücünüze yardım edin. Ve burada artık Milenyum Savaşları ile alakalı güncellemenin sonuna gelmiş olduk. Ayrıca güncelleme içerikleri ek olarak eşek teçhizatı, Granavere ve Crocdalo eşek teçhizatları eklendi. Eşeği bir macera arkadaşı ve hareket etmenize yardımcı olan bir araç olarak rolüne uygun hale getiriyoruz. Ancak eşek bu son noktada atın rolünü tamamen ortadan kaldırmayacak. Atın yapamayacağı alanları doldurmaya ve sadece eşeğe özgü büyüleyici nitelikleri ortaya çıkarmaya odaklanıyoruz. Toplamda 5 tür eşek teçhizatını miğfer, zırh, eğer, üzengi ve nal teçhizat atölyesinde üretebileceksiniz. Granvere ve Krogdalo teçhizatları için gerekli malzemeler listelenmiş arkadaşlar. Renkli çakıl taşının Papua Kriney Adası'ndaki su samuru MBC Jabo ve MBC Bernuto'dan takas aracılığıyla elde edebilirsiniz. Eşeğinizi Granvere veya Crocdalo teçhizatı ile donattıktan sonra binek üzerindeyken boşluk tuşu kullandığınızda eşek kükreyerek buff etkisi sağlar. Eşek kükremesi için bekleme süresi 5 dakikadır. Takılı eşyanın set etkisi aşağıdaki gibidir demiş. 5 set etkisi Granvere teçhizatı için yaşam XP %3, Crocdalo eşek teçhizatı için ise 1 set etkisi yaşam XP %3, 3 set etkisi yaşam XP %5 ve 5 set etkisi yaşam XP'si %10 olacak şekilde listelenmiş. Eşek kükrediğinde kendisi de dahil olmak üzere etraftaki 10 müttefiye 30 dakika boyunca buff uygulanır. Ancak karakter öldüğünde buff etkisi yok olur. Eşek yükleme buff'ı diğer yaşam XP kazanım etkileriyle aynı anda kullanılabilir. Ancak Granvere 5 set etkisiyle Krogdalo 1-5 set etkisi aynı anda etkinleştiğinde yalnızca üst etki uygulanır. Başlıca güncellemeler Karayıldız Zırh. Yeni Zırh Karayıldız eklendi. Karayıldız Zırhını görüyorsunuz. Üretim görevleri eklendi ve üretim görevini yapabilmek için Karayıldız silah üretim görevinde olduğu gibi yarık kalıntısı eşyası ve Medyah'taki 3 demirci görevi tamamlanmış olması gerekiyor. Yarık kalıntısını karanlık geçit bosslarını yendiğinizde düşük bir ihtimalle elde edebiliyorsunuz. Medyah 3 demirci bilgisini level 56 ve üzeri bir karakterle yeniden düzenlenen Medyah ana görevlerini tamamladıktan sonra Tulem'den 3 demirci görevini alarak sonuna kadar tamamladığınızda elde edebileceksiniz. Bu görevleri zaten tamamlamış olan maceracılar Tulem ile etkileşime geçerek bilgiyi elde edebilirler. Bu görevde dereceler vardır. Becerikli maceracılar güçlü bosslarla hemen savaşarak, normal maceracılar ise zayıflatılmış bosslarla savaşarak görevleri tamamlayabilirler. Karayıldız zırh üretebilmek için belli başlı savaş alanlarında elde edilebilen hayaletin enerjisi gerekmektedir. Hayaletin enerjisinden elde edilebilecek bölgeler Roz Sülfür Madeni, Polin Ormanı, Sürünen Orman, Manşom, Diş Perisi, Sirah, Kızılkurt, Şerekan, Proti, Sikraya, Sualtı Harabeleri. Vaşim, burası kuvvetli maceracılar için listelenmiş olan alanlar. Daha zayıf böyle AP'si düşük olan arkadaşlarım ise Başim, Tityum, Çöl Nagası, Baragon, Gahaz, Çağrı, Hilal, Taptar Ovası, Şameran ve Pilaku aracılığıyla bu malzemeyi elde edebilecekler. Düşen eşya penceresinden hayaletin enerjisi eşyasını elde edebileceğiniz avlanma sahaları görüntülenebilecek şekilde eklemeler yapıldı. Ve başlıca güncellemeler altın parıltılı teşekkür nişanları. İmparatorluk tarafından yeni bir nişan verilmeye başlandı. Şu nişan arkadaşlar, altın parıltılı teşekkür nişanı iş yönetimi, takas edilebilecek eşyalar yazıldı ve
İmparatorluk teslimatları ile elde edilebilecek nişanların takaslanabilecek eşya listeleri değiştirildi, güncellendi. Artık daha fazla eşyayla ve çeşitli manos, kıyafetler, yaşam aletleri, çeşitli karabüye kristalleri, karabüye esansları diyelim veya balıkçılık yoluyla elde edilebilecek Perye yelkenlisi ve fırkateyni ekipmanları eklenmiş. Bunlara bir göz atmakta fayda var. Yalnızca imparatorluk tarafından onaylanan maceracılara özel olarak verilen yeni imparatorluk nişanı ile normalden daha özel ödüller elde edebilirsiniz. Yeni imparatorluk eşyalarına sahipseniz takas NPC'sine gittiğinizde yeni takas listesini, mevcut imparatorluk eşyalarına sahip olduğunuzda da mevcut takas listesini görüntüleyeceksiniz. Daha önce verilen nişanlar yalnızca mevcut ödüllerle takas edilebilirler. Ve eşya ekleme düzenlemeleri. Yıldız haritası eşyasının açıklamasını NPC bulmayla alakalı bir metin eklendi. Eperya yelkenlisi eşyasının derecesi tasarımı fırkateyn ile aynı şekilde beyaz derece olacak şekilde değiştirilmiş ve konsantre boss enerjisi elde etmek için ısıtma yöntemi eklendi. Aşağıda belirtilen boss savunma teçhizatları ısıtıldığında konsantre boss enerjisi elde edebileceksiniz. Geçmişte sadece silah ısıtmalarında elde edilebiliyordu. Artık Giyat, Griffon, Red Noise, Sönük Ağaç Ruhu Zırhı, Beg'in eldiveni, Liburun eldiveni, Muskan ve Urgon'un ayakkabılarını ısıtarak konsantre boss enerjisi elde edebileceksiniz. Eperya Karak ateşlendikten sonra top mermileri düştüğünde veya isabetli vuruşlarda geminin hızını yavaşlama sorunu iyileştirilmiş ve görev bilgi düzenlemeleri yeniden düzenleme öncesinde ana görevlerden cadı avı görevlerini tamamlamış karakterlerde sihirli zırh ve sihirli güç alt silahını tekrar elde etme görevi alabilecek şekilde değiştirilmiş. Acemi maceracıların görevleri sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki görevlerin ana görev ödüllerine gezgin haritası eklenmiş. Kalpyon görev zincirinde kutsal vasıflar görevi, Medya ana görev zincirinde yer alan lanetli sandık görevinde ve Valencia ana görev serisindeki Kiberius kadim mızrak görevinin sonunda bir adet gezgin haritası elde edeceksiniz ve şehre ışınlanabileceksiniz. Arayüz düzenlemelerinde sohbet grup arayüzündeki grup açıklama metni daha okunaklı hale getirmek için yazı tipine gölgelendirme uygulanmış ve sohbet grubu başlığın buton görüntüsüyle çakışma sorunu düzeltilmiş. Beceri bekleme süresi seçeneği penceresinde bekleme süresi seçeneği listesindeki bazı içerikler metin alanından taşma sorunu düzeltilmiş. Arayüz düzenleme penceresinde hızlı tuş otomatik hizalama kullan işlevi devre dışı bırakıldığında ayar bilgisinin sıfırlandığını belirten bilgi mesajı eklenmiş ve bilgi penceresinde ekoloji etkisi metin kutusu açıklamasındaki bilgi derece renkleri eşitlenmiş. Klan penceresinde klandan ayrılırken veya klan dağıtırken savaştan geri çekilirken görüntülenen bildirim penceresinde hızlı kısa yol tuşu devre dışı kalacak şekilde düzeltilmiş ve araştır kontrol tuşu penceresinde maksimum minimum çalıştırıldığında bile yaklaşma uzaklaşma butonunun kaybolmaması sorunu düzeltilmiş. Savaş kahramanlarının sayısı çok olduğunda listenin alt köşesinde bir isme tıklandığında görüntülenen menünün konumunun garip olma sorunu düzeltilmiş ve sessiz sohbet esnasında sesin kesilmesi veya sesin kalitesinin bozulması durumu iyileştirilmiş. Ve son olarak düzeltme değişiklikler. Okçu özel yüz seçeneklerinden birindeki alt dudağın doğal görünmeme sorun düzeltilmiş. Okçu Nahal kıyafetinin doğal görünmeme sorun düzeltilmiş. Kan altarı aşama 6'da boss mağlup edildiği halde sonraki aşamaya geçilememe sorun düzeltilmiş. Sağlığa iyi gelen lama eti görevin şartları tamamlanmasına rağmen ver butonun kaybolmaması sorun düzeltilmiş. Pasenya, Galukbuar ve Adin bilgi tanımındaki doğal olmayan metin açıklamaları düzenlenmiş ve gemide tedarik mümkün olan gıda bir iken tedarik yapıldığında anormal bir sistem mesajın görüntülenmesi sorun düzeltilmiş. Özel bölgelerde toplama eşyası olmayan yerlerde toplama simgesinin çıkması sorun düzeltilmiş. Dünya haritasındaki at pazarı binek beceri bilgisi görüntülenebilecek şekilde düzeltildi ve
Harita kapatıldığında zaman zaman at pazarındaki binek beceri bilgisinin ekranda kalma sorunu düzeltilmiş. Arşi Arenası operasyon yetkisini elde eden klan liderinde rezervasyon penceresi aracılığıyla giriş yapılabilecek şekilde düzeltilmiş. Arşi Arenası'ndaki kişisel savaş katılımcı seçim penceresindeki katılımcı başlığı metni kaldırıldı ve aşağıdaki eşyaların açıklamalarındaki yazım hataları düzeltildi. Yüksek kalite soylu vagon ekipman seti ve müzik albümünde geçici olarak kaydet kullanılırken dosya adı temp file olarak değiştirilmiş. Müzik albümündeki geçici kaydet butonunun düzgün çalışmaması sorunu düzeltilmiş ve asansör yapılarını bildiğinde karakterlerin havada görünmesi durumu düzeltilmiş. Teşekkür ediyoruz. Dolu dolu, kapsamlı ve büyük keyif alacağımız yeni içeriklerin eklenmiş olduğu kocaman bir güncelleme ile yazın ilk parçasına başladık. Yaz sezonu güncellemesinin ardından Krio ve Papua Adaları'nın Milenyum Savaşları güncellemesini aldık. Önümüzdeki hafta güncelleme notlarında tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. 24 Haziran güncellemesinin sonuna